Bir gün şansımın döneceğini biliyordum dedim sana. Ama en önemlisi masadan ne zaman kalkacağınızı bilmek. Sizin yerinizde başka biri olsaydı yani hırs yapıp kazandığı bütün parayı kaybedebilir. Vallahi ben de şaşırdım kendime. Sanırsın ki birisi geldi kulağıma fısıldadı, kalk dedi masada. Neyse geç oldu artık. Evli evine, gül göğüne. Ben bırakayım sizi isterseniz. Araba kullanabilecek misiniz? Teşekkür ederim. Sağ ol, şoför var kapıda. Aa, lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Bunlar ben. Sen Deniz'e? Hayır. İyi tamam peki. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Aman aman. Tekfay abi bardan yandım. Bir soda alabilir miyim? Nasıl? Her şey yolunda mı? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bundan iyisi Şam'da kayısı be Memduhcuğum. Sağ olasın. Ben senin ne yapmak istediğini anlamadım ama hadi neyse. Yakında anlarsın. Bırak şimdi Herifçioğlu kazanmanın bir tadına varsın ha. Nasıl yani? Yemlemeye devam. Evet evet. Adam Tansüt İmparatorluğu'nun veliahtı. 3-5 kuruşun lafı bile edinmez. Tamam abi, para senin para. Benim için hava hoş. Eyvallah. Eyvallah. Bu durumda sanatçının Instagram hesabını yine hashtaglerle artırmalı. Patron, bunu görmen lazım. Bir yürek lazım. Bak şu halimle aynı sözler, aynı gözler. Bir ışık yak, bir yol göster. Bize değişir, bir lazım. Beğenmedin mi patron? Kız olay resmen. Gerçekten mi beğenmedin? Durdurma müziği, devam et. Bu kızda acayip bir ışık var. Yes. Son 10 yılda ben böyle bir yıldız görmedim. Bu kızı hemen bulmamız lazım. Bana ne yap et, bul bu kızı bana. İnşallah bulabiliriz. Sosyal medyada aratma hesabı var mı diye bulamadım. Son çare videonun altına yorum bırakacağım. Şimdi ilk tek yol bu. Ama siz hiç merak etmeyin. Bence hemen cevap verecektir. Belli ki yırtmaya çalışıyor bu kız. Baksanıza, tonla şarkı yüklemiş. Oynat bakayım bir kez daha şunu. Peki, tamam. Nasıl bulacaksın? Kameralardan plakayı bulmuştur. Plaka nereye kayıtlı? Buraya kayıtlı. Eliyle koymuş gibi buldu tabii. Zaten sen merak etme, yakında kapıya dayanır o. O planlar yapıyordur şimdi ne kadar parasızdırsan falan diye. Tabii. Öyle kapıya arabayı dayayıp Suzi'yi alıp buraya getirmekle bitmiyor bu işler. Öyle olmuyor. Aa, çocuk daha ne yapsın? Elinden geleni yaptı işte. Ne? Şş. Sen kıskandın mı Murat'ı? Ya ben ne kıskanacağım onu ya. Allah zaten onu çarpmış, bu hale damat oluyor herif. Maşallah her köşe başında bir cadı. Eve bak. Güzel. Haberler şahane. Tövbe. Hah Fuat, gel gel. Çok özledim seni. Gel. Ya, bak şimdi. Senin videonun altında yapımcının bir tanesi yorum yazmış. Videonu acayip beğenmişler. Hemen tanışmak istiyorlar. Acil. Hadi ara bence bunları. Bak. Ben sana ne dedim? Tek son oyunu bu. Tamam mı? Sakın. Bir dakika ya. Önce bir mail atarsın, anlarsın. Yok mu mail adresin? Ya birader, sen bizim işlerimize niye burnunu sokuyorsun oğlum? Ne oluyor sana ya? Neden? Abi sen bu kızın yoluna niye taş koyuyorsun? Allah Allah. Ha niye? Ha tabii ileride ünlü olacak, senin yüzüne bakmayacak ondan. Var ya bak, ben senin o dilini kopartırım, tamam mı? Sen bizim işlerimizde, bizim zaten canımız sıkkın. Daha sinirler. Saçmalama. Allah Allah. Sakin ol. Tamam basit. Abi sen bu kızın yoluna niye taş koyuyorsun? Allah Allah. Ha niye? Ha tabii ileride ünlü olacak, senin yüzüne bakmayacak ondan. Şuna bak, her dakika artıyor tıklanma sayısı ya. Neredeyse 200 bin olacak.
Lan acaba ben mi taş koyuyorum Gülizar'ın kaderine? Dediği gibi meşhur olunca beni unutup yürümesinden mi korkuyorum ya? Diyelim ki oldu. Beni unuttu yani. Gülizar yoluna gitti. Yok canım. Gülizar öyle bir ihanet etmez bana ya. Ama diyelim ki etti fetta. Hayır olsun tabii, ne diyeyim. O meşhur olsun, hayallerine kavuşsun tek başına. Ama o güne kadar Gülizar'ı koruyup kollamak senin boynunun borcudur fetta. Bak bunu bilesin ha. Bye.